Herkese selamlar sevgiler dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Dostlarım yeni gelecek olan M3 Royal Pass sezonunun 1 ile 50 level arasındaki tüm eşyalara, kıyafetleri belli oldu. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Video boyunca bu yeni gelen kıyafetleri, desenleri vesaire kendimce 1 ile 10 puan arasında puanlayacağım dostlarım. Sizler de kendinizce yorumlar kısmından 1 ile 10 puan arasında puanlayıp yazabilirsiniz. Ayrıca video hoşunuza gittiyse bir like atmayı, hala aranızda abone olmayanlar da varsa abone olup bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın. Çok fazla uzatmadan hemen şöyle videomuza bir geçelim. İlk başta fragmanını izlemiştiniz. Bir fragmanı tekrardan izleyelim. Fragmanı da puanlayalım bakalım. Haydi bakalım. Şöyle başlatıyorum. Ses biraz yüksek gibi. Şöyle sesi biraz kısayım. Böyle iyi gibi. Evet. Gayet güzel bir fragman olmuş bu arada. Değişik. Bayağı iyi. Evet, önüne M16'yı servis etti adamın. Yalnız M16 böyle bir hasar verecek olsa yeni sezonda herkes M16'cı olur. Yani ben de şahsen M16'yı kullanırım böyle bir hasar verse. Bayağı bayağı güzel bir fragman. Evet. Evet, şöyle durduruyorum arkadaşlar. Yani bu fragmanı puanlayacak olursam 10 üzerinden 10 verebilirim. 10 üzerinden 9 diyecektim ama bence 10 üzerinden 10'u hak ediyor. Bayağı güzel bir fragman yapmışlar. Bu arada dostlarım tekrardan söylemek istiyorum. Benim beğendiğimiz şahsen siz beğenmeyebilirsiniz. Veyahut da sizin beğendiğinizi bir başkası beğenmeyebilir. Veya tam tersi bir şekilde beğenmediğinizi bir başkası beğenebilir. Yani kısaca söylemek gerekirse renkler ve zevkler tartışılmaz arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlar kısmından kendi fikrinizi belirtebilirsiniz. Devam ettirelim şöyle. Dediğim gibi bir level'da gelecek olan kıyafetimiz bu şekilde. Kadında ve erkekte aynı şekilde değişik bir şekilde duruşunu görüyorsunuz. Biliyorsunuzdur kadında daha ince bir şekilde duruyor kıyafetlerimiz. QBS desenimiz var. Gene bir level'da gelecek olan gayet güzel bir QBS deseni burada durdurdum. Bunu da puanlayacak olursam 10 üzerinden 8 veriyorum gene. Kıyafetiyle aynı bir şekilde puanı verdim gene. Haydi bakalım devam etsin. Gayet güzelmiş. QBS deseni de hoşuma gitti. Ama 10 üzerinden 10'u hak etmiyor. Daha güzel desenler olabilir şahsen. Veyahut da 10 üzerinden 9'u hak etmiyor bence. Güzel güzel. Evet, 5 level'da kıyafetin şapkası gelecek işte. Bu şekilde. Şapka biraz kaba olmuş ama gene de kıyafete uyumlu olmuş, güzel olmuş. 10 level'da çanta geliyor. Çanta bildiğiniz arkadaşlar yani... Böyle sebze kasalarını almışlar, onunla çanta yapmışlar. Bayağı değişik olmuş ama şahsen yani 10 üzerinden 6 vereceğim ya. Çok çok hoşuma gitmedi. Güzel, değişik bir şey olmuş ama hani 10 üzerinden 6'dan yukarıya veresim gelmiyor. 10 üzerinden 6 diyorum ben. Ha, bu kıyafete uyumlu mu? Başka kıyafetlere de uyumlu mu? Uyumlu. Ama evet, 13 level'da bir paraşüt desenimiz var. Bu free Royal Pass'te, yani beleş Royal Pass'te, Royal Pass almadan da alabileceğiniz ödüllerden birisi arkadaşlar. Bu paraşüt deseni de 10 üzerinden 5 diyeceğim ya. Veya 10 üzerinden 5 çok mu düşük oldu? Yok, 10 üzerinden 5 diyeceğim. Devam etsin videomuz. Yani benim hoşuma gitmedi şahsen. Dediğim gibi sizler de yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın ve videoya bir like atmayı unutmayın. Haydi bakalım. 15 level'da gene beleş Royal Pass'te gelecek olan bir dansımız var. Şöyle devam ettirelim. Bu dans daha öncesinde var gibi hatırlıyorum ama. Veya benzeri mi vardı acaba? Bilemedim. Değişik bir dans stili. Beleşte gelmesi de ayrıca güzel. Avatar vesaire. 20 level'da bir uçak desenimiz var. Şöyle durdurayım. Uçak desenini de puanlayacak olursam arkadaşlar... 10 üzerinden 7 diyeceğim ya buna. 10 üzerinden 8 diyemeyeceğim. 10 üzerinden 6 desem bayağı düşük vermiş olurum şahsen. 10 üzerinden 7'yi hak ediyor. 25 level'da bir leopar setimiz var arkadaşlar. Gene beleşte gelecek olan bir set. Değişik. Yani ince rank kasarken kullanılabilecek bir kıyafet mi? Olabilir. Olabilir. Şahsen ama şu
şunları çıkartıp gösterseydi daha güzel olabilirdi. Bunlarla bayağı kötü durmuş. 30 level'da gelen bir bomba desenimiz var. Lahana bomba deseni şurada yazdığına göre lahanaymış ki lahanaya da benziyor yani. Şurada da etiketi var ha. Lahanayı satıyorlar. Şeyden barkodtan geçiyor. Tıt. Ne kadar komik. Ve bir emojimiz var 30 level'da gelen. Bayağı güzel bir emoji ama bu emoji oyun içerisinde gözükürse güzel olabilir. Ya biliyorsunuzdur arkadaşlar, lobide gözüken bir emoji deseni oyun içerisinde gözükmeyebiliyor. Bu oyunda öyle bir şey var ama büyük ihtimalle oyun içerisinde gözükmeyecek çünkü oradan bir tabak çıkıyor, patates kızartması çıkıyor vesaire. Bir saniye, o emojiyi tekrardan şöyle bir izletmek istiyorum. Şuraya bir alalım. Bu emojiyi de puanlayacak olursam 10 üzerinden 10 şahsen. Abi bomba desenini puanlamadık değil mi? 10 üzerinden 7 veriyorum bomba desenine de. Evet, emojimiz tekrardan izlettik şöyle. Bir QBS desenimiz daha var. Bu QBS deseni geçen sezondan kalan QBS deseni değil mi ya? O gibi duruyor. Yani ama gene de farklı bir QBS deseni gelebilir, bilemedim. Veyahut da benzeri de olabilir. 40 level'da gelen bir M16 desenimiz var. Gayet güzel bir M16 deseni bu arada. Benim çok ama çok hoşuma gitti arkadaşlar. Yani şöyle gördüğünüz üzere bayağı grafitiler falan renkler açısından bayağı güzel olmuş. Gene 10 üzerinden 10 veremeyeceğim ama ben buna 10 üzerinden 9 diyeceğim. Bayağı güzel olmuş. Yani iyi iyi. Sen de çok iyi diyorsun. 10 üzerinden 10 vermiyorsun diyenler vardır şimdi ama yok ya. Daha güzel desenler olabilir şahsen. O yüzden o şekilde veriyorum. Ve son level'da, 50 level'da gelecek olan destansı kıyafetimiz de bu arkadaşlar. Yani şahsen bu da çok ama çok hoşuma gitti ama rank kasarken kullanabileceğim bir kıyafet değil şahsen. Çok renkli olduğu için çok göze batar ve yani yeriniz belli olabilir. Böyle uzaktan birisi sizi rahat bir şekilde görebilir. Gerçi uzaktan böyle renderlamadığı için kıyafetler de belli olmuyor ama çok fazla. Gene de şahsen dikkat çeken bir kıyafet deseni olduğu için rank kasarken kullanmam. 10 üzerinden 9 diyeceğim ama ben bu kıyafete gene de çok hoşuma gittiği için. Bayağı değişik olmuş patates kafaya. Patates kızartması canım çekti şimdi. Gidip yapasım geldi. Gene kadında ve erkekte görünüş şeklini gösterdi. Şurada kaçırmış olabilirsiniz. Şöyle biraz geriye alıyorum bakın. Burada kadınken gözüküyor. Evet, burada erkeği aldı, biraz daha genişledi şöyle omuzlar vesaire, bel kısmı. Yani ben oyun içerisinde rank kasıyorsam şahsen kadın karakteri kullanmayı tercih ediyorum. Biraz daha inceliyor karakter. Evet, 50 level elbisesi ya, evire çevire şöyle gösteriyor. Aa, bak burada anlamadığım şey, normalde bak şu şekilde gözüküyor. Ama bak burada saç dalgalanıyor. Patates kızartmaları bir dalgalanıyor. Acaba böyle bir dalgalanma olacak mı bilmiyorum ama acaba bilemedim ya. Değişik bir şekilde dalgalanıyor burada görüyorsunuz. Ve bu kıyafetin emojisi de buydu. 10 üzerinden 10 verdiğimiz emoji. Geliyor bak 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 bak. Hop kafasından döküyor patatesleri. Çok güzel olmamış mı ama bayağı iyi olmuş. Bayağı bayağı iyi olmuş. Bak bak. Tekrardan geliyor. Ya bu emoji gerçekten hak ediyor bu kıyafetle birlikte 10 üzerinden 10'u. Bayağı iyi ya. Bayağı iyi yapmışlar. Burada arkadaşlar şurada bak şu kıyafeti görüyorsunuz değil mi? Bu kıyafette Royal Pass'te böyle 50 level yaptıktan sonra kastınız puanlarla ekstradan alabileceğiniz bir kıyafet olacak. Onu da şu en başta görmüştünüz fragmanda. Nerede o? Ha bu bak burada. Bak bu kıyafet olacak arkadaşlar. Şu kıyafet yani ekstradan alabileceğiniz bir kıyafet deseni olacak. Her neyse şöyle geçelim buraları. Neredeydik en son? Şuraya tekrardan alıyorum. Ha, bir şey daha belirtmek istiyorum. Burada
bu yüksek seviyeli Royal Pass aldığınızda, yani 900 UC'ye Royal Pass alırsanız gene sürümce dansına ulaşabileceksiniz. Onu da dile getirmeden geçmek istemedim. Ve yeni sezonda gelecek bu yeni Royal Pass'le birlikte. Yeni sezonda da kıyafeti görüyorsunuz. Bu rank kastınızda alabileceğiniz kıyafetlerden birisi olacak arkadaşlar. Ama çok hoşuma gitmedi şahsen ve bu kıyafete vereceğim puan ise 10 üzerinden 5. Yani çok çok kaba ve değişik olmuş. Görsel olarak güzel olabilir ama yani benim hoşuma gitmedi şahsen. Ya daha güzel bir şey yapılabilirdi. Sezon kıyafeti olarak, yani rank kıyafeti olarak. Ki şu başlığıyla birlikte daha da kötü duruyor ya. Şuna bakar mısın abi? Bu nasıl bir başlıktır ya? Ya benim hoşuma gitmedi. Groza deseniz var gene rank kastığımızda alabileceğimiz Groza desenimiz. Yanlış hatırlamıyorsam Elmas Ligi'ne çıktığımızda alıyoruz arkadaşlar silah desenlerini. Bu Groza desenine de vereceğim puan 10 üzerinden 6. Ya daha güzel Groza desenleri vardı oyunda şahsen. Yani sezon olarak da gelebilecek bence daha güzel bir desen olabilirdi. Neyse. Gene bir paraşüt desenimiz var. Bu paraşüt deseni As Ligi'ne çıktığımızda aldığımız bir paraşüt deseni ve As Ligi'ne yakışır bir paraşüt deseni şahsen olmamış ve 10 üzerinden 5 diyorum buna da. Abi daha güzel bir şey yapılabilirdi ya. Hani neden böyle yapıyorlar ki rankta gelen paraşüt desenlerini, ondan sonra desenleri vesaire kıyafetleri daha güzel yapabilirler aslında. Beleş geliyor ya, hani ondan mı acaba böyle yapıyorlar? Allah dur. Nereye gittik? En başa gittik, tekrardan başa sardı. Avatarı görüyorsunuz. Gene çerçevede bu şekilde olacak arkadaşlar. Biliyorsunuzdur artık çerçeveleri. Birinci sezonda gelmişti. C1-S1'di. Bu da C1-S2 olarak gelecek Fatih Ligi'ne çıktığımızda, 5 maç attığımızda alacağımız çerçeve deseni bu şekilde olacak. Ve bir videonun sonuna daha geldik arkadaşlar. Umarım buraya kadar beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı ve hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.